Konuşmama başlamadan önce benim için 1,5 yıllık bir emeğin ürünü olan bu tezi böyle güzel bir topluluğa sunma imkanı verdiği için Kurt ve Altı Vakfı'na teşekkür ediyorum. Tezimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar programı için yazdım. Kültürel Çalışmalar kısmıyla daha çok kültürel çalışmalar alanıyla daha çok ilgili tabii. İsminin Türkçe tam karşılığı Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın İstanbul temsillerinde muhafazakarlık ve nostalji yansımaları. Orijinal metnin 1/3 Yahya Kemal ve Tanpınar metinlerinde bir zihniyet biçimi olarak muhafazakarlığın konumuna ve metinleri nasıl şekillendirdiğine odaklandım. Geri kalan 2/3 İstanbul nostaljisi meselesiyle ilgili. Buradaki sunumumda muhafazakarlık meselesi ve İstanbul nostaljisi eşit yerler işgal ediyorlar. Zira muhafazakarlık konusunu açıklığa kavuşturmadan İstanbul nostaljisini anlatmam mümkün değil. Tezimin temel kaygısı Yahya Kemal Beyatlı ve Tanpınar'a ait şiir ve metinlerde İstanbul nostaljisi. Yahya Kemal ve Tanpınar muhafazakar yaklaşımlarıyla ve Doğu Batı sorununa dair yaklaşımlarıyla çok uzun süreler tartışıldılar. Benim tezimde de muhafazakar entelektüeller olarak kabul edilecekler ama ikinci bir yaklaşım olarak Tanpınar'ın özellikle muhafazakar olmadığını ve modernist olduğunu kabul eden görüşler de var tabii. Benim tezimin literatüre temel katkısı Tanpınar ve Yahya Kemal'de muhafazakar algıları kente dair yaklaşımları nasıl şekillendirdiği. İstanbul bu iki yazar için neden önemli? Birincisi Doğu Batı meselesini ele alabilmek için önemli bir mekan. Yahya Kemal'de ve Tanpınar'da İstanbul nostaljisi onların ideallerindeki kentle kentin gerçek hali arasındaki çelişkiden kaynaklı. Bu çelişki tekrar etmek gerekirse kentin gerçek hali mevcut konumuyla Tanpınar ve Yahya Kemal'in muhafazakar ideallerinin biçimlendirdiği muayyel kent arasındaki çelişki. Tanpınar'da Yahya Kemal'de imparatorluğun son döneminde doğuyorlar. Gençlikleri Cumhuriyet'in ilk yıllarına denk geliyor. Modern anlamda muhafazakar düşünce de bu dönemde gelişiyor Türkiye'de. Bu yeni gelişen düşün
düşüncenin hem şahidi oluyorlar hem de fikirleriyle onun gelişimine katkıda bulunuyorlar. Bergson felsefesi devamlılık, değişim ve ahenk gibi kavramlarla onların düşüncelerinin önemli bir bileşeni hem ülkelerine dair hem de yaşadıkları şehre dair temel yaklaşımları bu kavramlar etrafında şekilleniyor. Heidegger'in zaman algısı da Yahya Kemal ve Tanpınar'ı anlamak açısından önemli. Heidegger'in zaman algısına göre insanlar geleceğe dönük, geleceğe yönelik eylemler içinde bulunurlar. Öte yandan bu geleceğe yönelik eylemler içinde bulunulan zamanın ihtiyaçlarından doğar. Geçmişimiz ise bu ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden değerlendirilir. Yahya Kemal'in kökü mazide ati sözü de tam bu duruma karşılık geliyor. Muhafazakarlıktan bahsettik. Muhafazakarlık bir ideoloji değil, zihniyettir. Tanpınar ve Yahya Kemal Cumhuriyet'in erken döneminde ürün verdiler ağırlıklı olarak. İdeoloji şeyleri de bu erken dönemin etkisiyle birlikte o dönemin Kemalizmi ile iç içedir. Batı medeniyetinin kurum ve kurallarıyla egemen olması gerektiğini savunurlar. Onları muhafazakar yapan bu kurum ve kuralların geçmişle bağlarının kurulması yönündeki istek ve kaygılarıdır. Geçmiş ve geçmiş yaşam tecrübeleri batılı bir gözle tekrar yorumlanıp yaşanmakta olan hayatın bir parçası haline getirilmezse modernleşme tecrübesi bir geçmiş kaybına dönüşür diyorlar. Kentsel alanda geçmiş kaybı halinin gözlendiği alanlardan birisi. Bu yüzden önemli. Tez başta da dediğim gibi iki ana bölüme ayrılacak. İlk bölüm Yahya Kemal ve Tanpınar metinlerindeki Doğu-Batı meselesi. Sahip olunan muhafazakar zihniyet Doğu-Batı meselesine yaklaşımlarını nasıl belirledi? Bu önemli benim açımdan. Muhafazakarlık derken modern toplumda ortaya çıkan bir zihniyet biçimini kastediyoruz. Bu yüzden ortaya çıkmak için Cumhuriyet'in kuruluşunu bekleyecek. Bu dönemde modern ve geleneksel olan arasında oluşan çelişkiden kaynaklanacak. İkiliklerle ilgilenir muhafazakar düşünce. Doğu Batı, geleneksel modern, İslam ve laiklik
temel ilgileridir. Muhafazakarlık derken kimlerden bahsediyorum? Bu da önemli. Yeni yıllar öncesinde yazmaya başlamış 5-6 yazardan. Bunlar önemli ve ayrı bir muhafazakarlık geleneğini temsil ediyorlar. 60'larla birlikte işin içine soğuk savaş girecek. İslam tartışmaları girecek. Daha Anadolu'lu bir muhafazakarlık ortaya çıkacak ama Yahya Kemal ve Trump'la Ahmet Haşim, Abdülhak Şinasi Hisar ve Samiye Ayverdi gibi yazarların muhafazakarlığı 60'larla birlikte ortaya çıkan ve İslamcı eğilime ağır basan muhafazakarlıktan farklı bir muhafazakarlık. 50'lerle birlikte işte kavramın içeriğinin nasıl doldurulduğu, ne anlaşıldığı değişmeye başlayacak. Yahya Kemal'de önemli bir kavram var. İmtizat kavramı. Zamanın bütünlüğü demek. Doğu ve Batı, eski ve yeni hepsi bugünün hayatının farklı kaynakları olarak görülüyor. Fakat asıl belirleyici olan bugünün zihniyeti. Geçmiş hayat bugünün bir parçası haline getirilirken bir seçime tabi tutuluyor. Geçmiş derken doğudan ve eski Türk İslam uygarlığından bahsediyorum. Bu medeniyet Yahya Kemal ve Tanpınar'a göre statik, tek ve değişmez değil. Birden çok doğu olduğu gibi birden çok batı var. Mesela Türkiye'de egemen ortodoks algıda batı denilince akla Durkheim ve Comte geliyordu esas olarak. Fakat Yahya Kemal ve Tanpınar Batı'nın Bergson gibi, Proust gibi daha avantgard figürlerinden etkilendi. Bu isimler sayesinde modernleşmenin maddi göstergelerden, teknik yeniliklerden ibaret olmadığını ve bir zihniyet olduğunu anladılar ve ortodoks modern anlayışa özgü gecikmişlik duygusundan kurtulabildiler. Bergson felsefesinden alınan zaman ve süre ayrımı önemli. Süre organizmalara, toplumlara özgüdür. Bunların içsel deneyimlerinin, evrimlerinin, dönüşümlerinin bir ürünüdür. Tanpınar'a göre Batı da özel bir organizmadır. Modernizm bu organizmanın kendi içsel deneyiminin ürünüdür. Batı'ya ait olan
sürenin bir noktasında modernleşme ortaya çıkmıştı. Batı'ya ait sürenin Batı dışı toplum daha evrensel zaman olarak görülmesi Batı'yı yetişmek, ulaşmak gereken sabit bir hedef haline getirmiştir. Halbuki Batı da değişken bir şey, ulaşmak için konulabilecek sabit bir hedeften ibaret görülemez. Akıl ve sezgi ayrımı da önemli. Ben sonda akıl hareketsiz nesneler ve durumlarla ilgilenir. Öte yandan hakikat ancak hareket halindeyken anlaşılabilir. Sürede bu hareket halinin zamansal karşılığıdır. Sanatçı gündelik hayatın pratik çıkarlarının ötesine geçebilen insan olarak hareket halindeki realiteyi sezgisiyle idrak edebilecek olan insandı. Bu açıdan bakınca elitist bir duruş dedi. Bergson felsefesinde bir diğer önemli bileşen evrim kavramı. Bu muhafazakar düşüncenin de önemli bir bileşeni. Devamlılık bir diğer önemli kavram. Bu düşünce geçmişe şimdinin önemli bir bileşeni olarak büyük önem verir. Evrim ve devamlılık birbirleriyle bağlantılı kavramlar. Bu anlayışa göre bir organizma olarak toplumda her değişim bir reform olmalıdır, bir kopuş olmamalıdır. Evrim istikamete sahip değişim demek. Bu yönüyle pozitivist ilerleme fikrinden farklı. Süre bir zamansallık türü olarak akış halindeki hakikatten ayrılamıyorsa ve farklı yerelliklere bağlı olarak farklı şekiller alıyorsa, bu halde milli hayatta coğrafya ve tarihin ürünüdür. Beyatlı Türk tarihini Malazgirt Savaşı'ndan başlatmak da ısrarcıdır. Zira milli kültür yerleşik ve medeni bir kültürün ürünüdür. Tarih de bu kültürle yapılır. Malazgirt öncesi Türklük, göçebe ve yarı göçebe olduğu için, o dönemde öyle kabul ettiği için, o günkü tarih bilgisiyle birlikte. Malazgirt öncesi Türk tarihi, Türk tarihi için bir giriştir ama Türk tarihi yerleşik bir
Uygarlığın tarihi olarak Malazgirt'le birlikte başlamıştır. Türkler Malazgirt'le birlikte kendi sürelerini yaratmaya başlayabilmişlerdir. Malazgirt'le birlikte akış halinde olan hakikate bir coğrafya üzerinde şekil vermeye başlayabilmişlerdir. Toplum bir organizma olduğuna göre bir organizma olarak bağımsız bir zatiyet entitedir. Modernleşme bu organizmanın modernliği kabul etmesi ve modern olmak için harekete geçmesidir. Tüm bir geçmişin, geçmiş çağların hayat tecrübelerinin seküler bir gözden geçirmek. Önemli olan bu. Yahya Kemal için de, Tanpınar için de önemli olan bu. Dergisi Yahya Kemal ve Tanpınar'ın bağımsız entelektüeller olarak ilk bir araya geldiği dergi olması münasebetiyle önemli. Daha önce bildiğiniz gibi Tanpınar Yahya Kemal'in İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciydi. Aralarında bağımsız diyebileceğimiz bir ilişki yoktu. Derginin ismi çok önemli bence. Dergahın bir manası da kaynaklar demek. Kaynakların tekrar değerlendirilmesi, milli mücadele dönemini bir fetret devri olarak görüyorlar ve bu devirden bir yaşam atılımıyla çıkılabileceğini düşünüyorlar. Kendi misyonlarını da tüm bir geçmişi tekrar değerlendirmek olarak görüyorlar. Dergah bir edebiyat dergisi olduğu kadar devlet ve toplumun sorunları için çözüm önermeye niyet denen bir dergiydi aynı zamanda. Çözümü tabi batıda görüyorlar. Devleti kurtarmak, devleti batılılaştırmakla mümkün. Fakat batılılaşmak da ulusun tarihinden fışkıran yerel bir deneyim haline getirilmek durumunda. Bu noktada alternatif modernite kavramı da ya Kemal'i ve Tanpınar'ı anlayabilmek için önemli. Tanpınar'da, Yahya Kemal'de birden çok doğunun ve birden çok batının varlığını kabul ediyorlar. Modernleşme süre kavramıyla birlikte düşündüğümüz bunu
coğrafya ile birlikte yeni şekiller alabilecek bir kavram. Zamanımız olmadığı için çok ayrıntılı değinemeyeceğim ama bildiğiniz gibi Genç Osmanlılar da böyle bir yaklaşım mevcuttu. Batı'dan kurumlar alınırken bunu geleneğe referansla yapıyorlardı. Tanpınar veya ya Kemal de böyle bir çaba içinde ama onların çabalarının daha gelişmiş bir çaba olduğunu iddia edebiliriz. Cumhuriyet döneminde muhafazakar düşünce Cumhuriyet'in temel kurumlarına karşı bir çaba olarak ortaya çıkmadı. Parlamenter Cumhuriyet veya ulus devlet eleştiri konusu değildi. Kapitalizm dışında bir ekonomik sistem de önermediler. Amaç burada tekrar vurgulamak önemli. Modern toplumlardan alınan kurum geleneğin bir parçası haline getirebilmek. Modernleşme sürecinin reformları için geleneğin onayına ihtiyaç duydular. Yahya Kemal de Tanpınar'da millet vekiliydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekiliydi. Bir ideolojik dönüşüm meydana getirmek istemiyorlar. Mevcut olan modernleşme geleneğin bir parçası haline gelirken gelenek de seküler bir hale bürünmeli. Önemli olan bu. Modernleşme toplumun inşasında bir araç olamadığında eleştirilir. Toplumun inşa sürecinin bir parçası haline gelemezse zaten modernleşme değildir. Yahya Kemal ve Tanpınar geleneğe dönmek derken geriye dönmekten bahsetmiyorlar. Geleneği modernleştirmek ve seküler bir gelenek keşfetmek. Önemli olan bu.